Agalarım herkese selamlar. 30 Nisan 2024 ve 1 Mayıs 2024 Salı ve Çarşamba iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. İdeal yüksek oranlardan bahsedeceğim. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Ekranda gördüğünüz üzere başlığın hakkını verdik mi? Verdik. Tek kelimeyle restyle demek istiyorum. 27 Nisan'da YouTube'da vermiş olduğum bütün maçlar geldi. İdealleri yüksek oranları ekranda gördüğünüz gibi. 28 Nisan'da 8 adet maç anlatmıştım. İdealleri ve yüksek oranlar ekranda gördüğünüz gibi sadece tek bir mücadelem bitti. E, yattı. O da Darmstadt maçı 2.5 üstten yattı. O da 1-0 bitti. Diğer bütün tercihlerimiz kazandı. O kadar çok mesaj geldi ki çok teşekkürler. Kazanç sağlayan herkese bereketli olsun diyelim. Muazzam bir hafta sonuydu. Çok güzel kazançlar elde ettik biz de gruplarımızdan. Hemen şu bilgiyi de vermek istiyorum. Son kez veriyorum bu arada. Mayıs ayı katıl Telegram gruplarımız yenilendi. Nisan ayı gruplarını kapattık. Mayıs ayı gruplarına geçtik. Eğer sizler de Mayıs ayı gruplarında olmak istiyorsanız benimle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz. Açıklama ve e yorumlar kısmında WhatsApp hattımız var. Zaten sol altta da WhatsApp numaramız mevcut. Oradan da kaydedip benimle iletişime geçebilirsiniz. Mayıs ayı gruplarına katılmak için. Devam ettim. Maç skoru yarışmamız var. 2 adet maç skoru yarışmamız var. Salı gününden Bayern Münih ile Real Madrid. Bilen 2 arkadaşımız gruplarımızı alalım. Dortmund Paris çarşamba gününden yine bilen 2 kişiyi toplamda 4 kişiyi gruplarımıza misafir edelim. Hafta sonu için yapmış olduğumuz skoru yarışmaları Kerim Yavuz, Berat Kaymaz, Korkmaz Tagiyev isimli Fenerbahçe maç skoru kazananları. Arsenal maç skoru kazananları, kazananları ise Drakwell, Faruk Gülaydın, Atahan Alp Gif. İsimli arkadaşlarımız bana WhatsApp hattından ulaşabilirler arkadaşlardan Mayıs ayı boyunca gruplarımıza misafir edelim. Skor yarışmalarına da katılabilirsiniz. WhatsApp hattımız da ekranda 0534 446 59 89 isimli numaraya mesaj atarsanız kan kartıyla doğrudan iletişime 7 24 24 saat açık ekranda gördüğünüz gibi arkadaşlar her türlü iletişimi buradan kurabilirsiniz. Cumartesinin misleriyle devam edelim. Cumartesi 2 adet mislimiz vardı. Fenerbahçe'nin galibiyetini bekliyordum ben. Fenerbahçe galibiyetine 5000 TL önerdim. Yüksek misli de bir de Avrupa yaptım. 2300 TL'de 157 gibi oranı önerdim. Oradan da onu aldık. Cumartesi vermiş olduğumuz yüksek misler içeride. Pazara baktığımız zaman da pazarın şöyle bir detayı var. Solda gördüğünüz Göztepe mislisini. Dedim ki arkadaşlar çok fazla talep varsa ben bu Göztepe maçını herkese açık gruba atacağım dedim çok da güzel talep vardı. Hem kendi canlı odamıza, kupon odamıza attım misli harici. Bir de herkes açık Telegram grubuna attım. Yorumlarda açıklama da var zaten. Göztepe'nin galibiyetini bekliyordum aga. Kendimi 3000 TL'den 1.47 gibi orandan değerlendirdik. Avrupa'da 1.56 tertemiz kazandı. Bereketli olsun. Onun yanında Tottenham Arsenal maçı vardı. 2.5 üst ona da 2.000 misli aldık. O da geldi. Yüksek misli seviyesine. zaten bir kasa yönetimi yapıldığı için burada verilen her tercihin altına miktarda yazılmak zorunda. Onun da bilgisini verelim. Zaten maçlarımızın hepsi gelmişken ideal kombinlerimiz gelmezse olmazdı. İdeal kombinlerde de gerçekten güzel bir başarı yakalayaraktan da gruplarımıza içeri aldık. Canlı olarak izlediğimiz maçlar hafta sonu boyunca canlı maçlarda öneriler yaptık. Kazan sağlayanlar bereketli olsun. Bir de yorumlarda veya açıklama kısmında herkes açık Telegram grubunun linki var. Burası ücretsizdir. Buraya da katılmayı unutmayın. Ve diğer de başlayalım. Sizlerden ricam aga bakın. Kombine vereceğim ama kombine artı 500'ün üzerinde beğeni gelirse bakın artı 500'ün üzerinde beğeni gelirse her kız açık telegram grubuna ideal kombine bırakırım. Bilginize beğeni ve yorum destekleriniz önemli. İlk mücadelemiz Bayern Münih ile Real Madrid karşılaşması. Arkadaşlar Real Madrid'de Carvajal yok. Geçen maçta ligde de vardı zaten. Bu maçta sarı kart cezalısı olmayacak. Onun yerine Lucas Vazquez orada oynayacak. Bayern Münih oynayacak. Bayern Münih'in savunma yaptığını gördünüz mü diye sorarsanız Şampiyonlar Ligi'ndeki son maçlarına bakın. Hepsinde özellikle Arsenal maçının hepsinde iki maçta da savunma ağırlıklı oynadı. Savunmaya yaslandı. Real Madrid de öyle üstüne çıkan takımlara karşı iyi oynayan bir takım. Açıkçası bu maçta çok fazla gol izlemeyebiliriz diye düşünüyorum. Şundan korkuyorum aga bak, bak. Açıkça söyleyeyim. Benim normal idealim mücadele 3.5 alt verecektim. Bayern Münih'in bu savunma oyunundan kaynaklı. Fakat bu Real Madrid'in sağ solu belli olmuyor. Maç bir anda 2-1 başlıyor. O yüzden 3.5 altı vermek istemiyorum. Skor beklentimde açıkçası 1-1'lik bir, bir, beraberlik. Ben idealden yine karşılıklı gelecek medya ile birlikte herkes zaten maça var bekliyor. Ama dediğim gibi bak söylüyorum. 3.5 altında da kalırsa Kangal abi bir yerlerde söyledi dersiniz aga. Tamam mı? İdealden KG var alıyorum yine. Tamam mı? İçim rahat etmeyecek yoksa KG var alıyorum değerlendiriyor idealden Yüksek orandan da benim skor beklentim dediğim gibi 1-1 olduğundan maç sonu 0-3-17 gibi orandan sizlere de yüksek orandan önerimdir beraberlik. Bu maçın da maç skoru yorumlara yazabilirsiniz. Bilenlerden iki kişiyle gruplarımızda Mayıs ayının boyunca e, gruplarımızda misafir edeceğiz. Maccabi Tel Aviv ile Pana'nın mücadelesi. Aga Euroleague'de çok güzel eşleşmeler var. Playoff attı. E, seri 1-1. Onu söyleyeyim ben. Burada Maccabi favori bile değil. Çünkü kadro kalitesi Pana'nın daha iyi. Ve şunu söyleyeyim. Baldwin, Wade Baldwin e, Maccabi'de muhtemelen olmayacak. Ama şöyle söyleyeyim. Ya tam bilgiye ulaşan adamın sosyal medyasına baktım. 49 bin takipçisi var. Yani basketbolcular çok ünlü değil ya. Ondan bir araştırdım biraz. Bilgiye ulaşamadım ama geçen maç yoktu. Sakatlığını öğrenemedim daha doğrusu. Bu maç olsa da olmasa da. E, geçen maçın sonunda izlediniz mi bilmiyorum ama. E, bu antene kumpolardan biraderlerinden bir tanesi Makabi oyuncuya bir blok patlattı. Ortalık biraz karıştı gerildi. Ben Makabi'nin burada bırakacağını düşünmüyorum. Şöyle aldım. Yenilse bile Makabi'nin ben burada 82 sayı atmasını bekliyorum. Ev sahibi 82 buçuk... sahibi 81.5 üstün oranı. 1.42 gibi bir oranı var. İdealden ben buradan Makabi tarafından 82 sayı bekleyeceğim. Ki normal sezonda kendi evinde en çok sayı ortalamasını yakalamış bir takımdan bahsediyoruz. Olympiakos Barcelona bu seri de 1 arkadaşlar. Olympiakos bir maçı aldı bir maçı verdi. Ee, Barcelona Barcelona deplasmanında. Kendi evinde Yunanlılar zaten basketbol için çok önemli bir faktör. Ben burada Olympiakos'un doğrudan galibiyetini alacağım. Olympiakos bence burada galip gelecektir. Maç sonu 1'i değerlendirdim. Biraz daha oran arttırmak isteyenler handikaptan değerlendirebilir. Mesela 3 farklı galibiyetinin oranı da zaten 1.44 bandı oranı var. İsteyenler de biraz böyle oranı da arttırabilir. 1 Mayıs'a geçtim. İşçinin bayramı aga bizim bayramımız kutlu olsun diyerek devam edeyim. Dortmund Paris mücadelesiyle devam edelim. Aga aynı şekilde beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. yorumlar yazabilirsiniz. Aga benim skor beklentim 2-1 bir yere kayabilir de 2-2'si de var gibi geliyor bana. Burada varın oranını zaten açmamışlar. Normal şöyle söyleyeyim. İdealden Avrupa'dan KG var olarak alabilirsiniz. Fakat oran olmadı adına. Ben şöyle bir değerlendirme yaptım. Hem üst olsun hem var olsun. İdealden biz burada ideal oran alabilelim. Hem var hem üst olarak değerlendirdim. Ayrıca bu mücadele de eğer ki ne bileyim gollü olmaması beklentisi varsa korner maçı olarak da görüyorum. Ya diyorum ya 2-1-2-2 ayarında bitebilir. 2-1 her iki tarafa da kayabilir. Ayrıca mücadelede korneller de izleriz gibi geliyor bana. O yüzden ben var ve üstü idealden korneri de alternatif olarak da sizlere önermek istiyorum. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme olabilir. Yüksek olan almadım bu maça. Fenerbahçe Beko ile Monaco karşılaşması. Fenerbahçe Beko bir maç aldı bir maç verdi. Vermiş olduğu mücadele Monaco'nun galibiyetini 15.000 TL yüksek misli olarak değerlendirmiştik. Nisan ayının son maçlarında. Son günlerinde diyeyim. E, grupların son gününde. Fenerbahçe bir konum burada kendi evinde galip gelmesi muhtemel fakat sayısına gideceğim. Ev sahibi sayısı üstü alacağız. Burada 80 e, 3.5 var. Yani Fenerbahçe'den burada 84 sayı bekleyeceğiz. Şunu söyleyeyim. E, ve Tarık muhtemelen olacaktır. Motley yine mat saati belli olur. Ama takıma dönme ihtimali de var. Foto altında çok önemli bir isim. Hem savunmada hem hücumda. iki çift taraflı bir oyuncu. Motley olursa 84 sayımız biraz daha rahat bir şekilde gelebilir. Zor karşılaşmalar ama ben bekliyorum Aga. Baskonya ile Real Madrid karşılaşması. Yine aynı şekilde zor karşılaşmalardan bir tanesi. Real Madrid seriyi süpürebilir burada. 2-0 öne geçti kendi evinde. Baskonya ne yapacak? Bu arada geçen maçta şöyle bir değerlendirme yaptım. Baskonya deplasmanda 14 sayı fark yemez aldım pardon 15 sayı fark yemez aldım. O şekilde geldi zaten. Hatta ideal kombinemiz vardı kazandı. Ben bu sefer de kendi evinde diyorum ki ne yapacaksa burada yapacak. Baskonya tarafı 9 sayı fark yemez diyorum. Onun da oranı idealden 1.39 bandı oranı var. Baskonya yenilse bile burada çekişmeli bir maç olabilir. 9 sayı fark yiyeceğini düşünmüyorum. Baskonya'nın benim değerlendirme önerim bu yönde olacaktır. Değerlendirecekler bol şanslar. <laughs> Kusura bakmayın hastayım. Dediğim gibi artı 5 üzerinde beğeni gelirse ekranda gördüğünüz her güzel açık reklam grubunda günlük kuponunu atarım aga. Sizlerden tek ricamız beğeni ve yorum destekleri. En azından bir emeğine sağlık yorumu da bizler için yeterli olacaktır. Yorumlarda buluşalım. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bol şanslar.